şehir 06 bırakam 212'den ara. O yakayla bu yaka ayrı dik ve kıyaka. Beyaz çorap fiyakam. Politika riyakar da komün hala hayatta. Bilhassa sokakta. İmkan olsa o kapacağız da idare eden tokatla. Argo jargon yumru ve çok az caz. Sıcaklıkta yarış halinde olan günlerin tam ortasında bir bozkır fokurdamasıyla hepinize merhaba. Ben gökyüzü müteşebbisi Vecihi Hürkuş. Hepinize tekrar tekrar merhabayım. Senin için batık filmlerin yönetmeni deniyor. Neden? Fokus kayık, ses sıkıntı falan filan. Film derim. Bir yandan hani böyle çok sosyofobiyim falan diyorum ama işte kremalı mantarlı. Gülersen kaybeder. Vegan. Mahsun kırmızı. Ben seviyorum Mahsun kırmızı. Onlara da selam olsun. Evet, iyi geceler. Hepinize tekrar merhaba. Bu gece kendisini çok iyi tanıdığım ama ünlü olduğu için son zamanlarda zor zor gördüğüm, az gördüğüm ve insanlara anlatmaktan artık çok sıkıldığım arkadaşım Deniz Göktaş yanımda. Deniz merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Yani insanlara seni anlatmaktan gerçekten çok sıkıldım. O yüzden bir 5 cümleyle, 3 cümleyle kendini anlatabilir misin? Tanıtabilir misin? Adım Deniz Göktaş. 26 yaşındayım. Başka ne olabilir? Stand-up yapıyorum sahnelerde. Neden? Direkt böyle gireyim mi? Gir canım tabii canım. Neden? Ya uzun zamandır komediyle ilgileniyorum çocukluktan beri. Bayağı hoşuma gidiyordu ama hiç yapabileceğimi düşünmüyordum. Ben de düşünmüyordum. Sonra işler kötü gitti 25 yaşına gelince. Sen yapıyor musun başlığı? Hayır, senin yapabileceğini düşünmüyordum. Ha, yani. Evet evet. Çok şaşırıyorlar zaten böyle çocukluktan. Neden? Akrabalar falan. Ya çok içe kapanık birisiyim aslında. Sen de biliyorsun. Sahne öncesi belki tanıyorsun. Seni tanıdığımda sinemacı Deniz, işte ODTÜ psikolojiden Deniz, işte aktivist Deniz. Bunlardan biliyordum zaten. Ya, aktivist Deniz. Aktivist Deniz biliyordum aynen yani. Şey, işte aktivist videolar çekilecekse Deniz var. Ha. Ama sesini hiç duymadığımı hatırlıyorum mesela. Evet. Perde gibi saçlarını hatırlıyorum falan böyle. Muhatap olmuyordum ben de hiçbir zaman. Onları hatırlıyorum sadece. Ya işte 4 yıl psikoloji okudum mesela. Hiç derstekilerin hiçbiri sesimi bilmez, hiçbir hoca falan. O yüzden şu an duyunca şaşırıyor insanlar işte. Sahneye çıkıyormuş, şaka yapıyormuş falan. Bir de komik olduğumu da hiç kimse bilmiyor tabii. Ya komik olduğumu ben çok düşünmüyordum zaten dışarıdan gelen şeyler. Nasıl başladı? Komedi senin hayatında aktif olarak nasıl başladı? Aslında çok küçükken tiyatro falan çok takip ediyordum. Levent Kırca'yı çok seviyordum. Hamdi Alkan'ı seviyordum. Onlara da selam olsun. Hareketimi de yapayım. Böyle şey tiyatro, küçük tiyatro oyunları falan oynuyorum. Sonra bir yerden sonra şey girdi hayatıma işte. O dönem Leman, Penguen falan direkt idollerim olmaya başladılar. Çizmeye çalıştım. Hatta okulda dergi falan çıkarmıştım çocukken. Bir şey üretme babında öyle bir yeri vardı. Ama hiç yani bir yerden sonra çizemeyeceğimi anlayınca tamamen bıraktım orayı. Zaten hep öyle oluyor. İşte tiyatroyu da sosyofobim var falan diye bırakmıştım. En iyisi sinema gibi geldi. Evde oturuyorsun, yazıyorsun sonra orada görünmüyorsun. Aynen, kurgu da bitiyor falan. Öyle sonra sinemaya geçince hepsini bıraktım. Şaşırtan da o zaten yani. Bir anda mesela şeydin yani üreten biriydin. Yine üreten biriydim biliyordum. Ama işte mesela duyduğumda Deniz sahneye çıkıyor, stand-up yapıyormuş diye şaşırmıştım bayağı. Dinlediğimde daha da çok şaşırmıştım. Ya böyle yakın arkadaşlarım falan şey olarak bilir yani şebek hallerim var. Hatta sahnedeki de çok kapalı bir hal ama normalde böyle taklit edip oynamayı falan seviyorum aslında. Ama dışarıdan öyle bir durum var. Niye bu kadar hızlı bir ivme oldu peki sence? Ya onu hiç bilmiyorum. Yani bir şey şimdi bir şey deyince de böyle çok tevazuyla kibir arası bir şey oluyor da. Ya ben cidden anlamam nesi komik nesi şey. Sadece öyle onları anlatmak istiyorum ama biraz şey denk geldi tabii. Stand-up zaten uzun yıllardır bu tarz stand-up yapan insanlar var işte. Deniz Anlıtemiz, Yavuz Günal falan hani böyle ara ara politiğe kaçan ana akımdan farklı. O bir süredir yükseliyordu galiba. Ben de o sırada böyle çok politik kendi sevdiğim tarzda bir şey yapmaya başladım. İşte ofansif diyor insanlar. Onunla politiği karıştırıp kendi güldüğüm şeylerin aynısını üretmeye başladım. Bir peki şekilde. İstanbul'a daha fazla stand-up yapmak için mi gittin yoksa başka sebebin mi var? Yok yok. Yüksek lisansı yani yüksek lisansa girmiştim Kadir Has Üniversitesi'ne sinema televizyon. Onun için gittim. Orada bir yani hiç arkadaşım yoktu. Genel olarak hiç yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Tuz Biber açık mikrofon düzenliyordu. O, yani yazayım çıkayım dedim. Bir yandan hani böyle çok sosyofobiyim falan diyorum ama şey böyle değişik bir özgüven de var ya yani bir şeyi
yazarsam yaparım falan gibi. Yani evde hazırlama süreci olursa, akraba sohbetlerinde de yani öyle bir şey olsa... Senin için batık filmlerin yönetmeni deniyor. Neden? 4 tane yarım filmim var şu an mesela. Ya bu biraz Ankara'da galiba yaygın bir şey ama. Ya benim için... Nasıl projeler? Evet. Ya bir de ben çok yüksek başlıyorum. Böyle insanlar da bir şekilde güveniyor. İşte sana o aktivist deniz diyen insanlar. İnsanlar sana niye güveniyor onu çok da çözebilmiş değilim ama. Ya bilmiyorum, çok kibar oluyorum herhalde ilk başlarda. İsterken. Aynen. Ya süreçleri kibar oluyorum ama sonra içime sinmiyor. Ya da işte teknik yetersizlikler çok oluyor. O da yine sosyal açıdan... Biraz içe kapanık olmanın şeyi mesela. Onu bulamadıysam onu ben yapayım. Sesi ben yapayım, işte fokusu ben yapayım falan. Sonra akşam film bittiğinde fokus kayık, ses sıkıntı falan filan. Öyle öyle şeyler oldu. Ama iki tane bitebilecek filmim var şu an şey kurgu aşamasında. Bitirecek misin? Bir tanesi kesin bitecek. O Kültür Bakanlığı'ndan param kaldı. Kültür Bakanlığı'ndan almak için bitirmem gerekiyor. Kısa mı? Aha, ikisi de kısa. Ankara Ankara Yersiz Sohbetler O mu bu mu ile devam ediyor. Şimdi O mu bu mu yapacağız. Hızlı seri yakacağız. Ben soracağım sen cevap vereceksin. Arada sen de sorabilirsin. Tamam. Hazır mısın? Okay. Tamamdır. Kaju mu soyalı fıstık mı? Kaju. Abi iyiydi seyirci düşüktü mü? Abi sesle sıkıntı var mı? Burada abi sesle sıkıntı var. Roast mu linç mi? Roast. İntihar mı Big Mac menü mü? Big Mac menü. İyi bildiğim yerden. Kısmet Show mu Kemkün mü? Kemkün. Benfero mu Aleyna Tilki mi? Benfero. Özcan Deniz sineması mı Quentin Tarantino mu? Özcan Deniz şu an daha şey ilgimi çekiyor. Özcan Deniz sineması mı Mahsun Kırmızıgül sineması mı? Mahsun Kırmızıgül. Ben seviyorum Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Kırmızıgül sineması mı Nuri Bilge Ceylan sineması mı? Nuri Bilge Ceylan sineması. Teşekkürler. Komedyenlerle takılmak mı? Deniz bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Komedyenlerle takılmak. Jeff Ross mu George Carlin mi? George Carlin. Dublajlı Netflix mi? Cem Yılmaz sineması mı? Cem Yılmaz sineması. Aspava mı? Kremalı mantarlı tavuk mu? Kremalı mantarlı tavuk. Bohem misin? Bilmem. Çok dümdüz cevapladım. Aynen aynen. Soru bankası gibi. Odadaki en zeki kişi olmak mı? Abi beni burada yerler mi? Odadaki en zeki kişi olmak. Sıfır içerik full motivasyon mu? Abi tadımız kaçmasın mı? Abi tadımız kaçmasın. Tolga Karaçelik sineması mı? Bende de öyle baba olsa her şey kolaydı mı? Tolga Karaçelik sineması. Gülersen kaybedersin mi? Yılanlar yarışıyor mu? Gülersen kaybedersin. Sahneye çıkmak mı? Film çekmek mi? Film çekmek. IŞİD mi? Veganlar mı? Veganlar. Şaka yazmak mı? Serbest çağrışım mı? Şaka yazmak. Teşebbüs mü? Deniz Göktaş'a yarayacak vaktim yok mu? Teşebbüs. Neden? Yani o daha içime sinen bir şey aslında. Uğraştığım, emek verdiğim. Fethi ile beraber. Evet, biraz da yarım kalan, içimde kalan bir şey. Devam etmek ister misin fırsatın olursa? Ona edemiyoruz yasal sebeplerden dolayı. Seçim zamanı tatile gitmek mi? Abi ben apolitiyim mi? Seçim zamanı tatile gitmek. YouTube'da kara deliğe düşmek mi? Do it yourself videoları mı? Kara delik. BKM filmleri mi? Casa de Papel mi? Casa de Papel. İzlemedim onu. Çilekli Donat mı? Vayan Stefan mı? Çilekli Donat. Otobüs mü metro mu? Metro. Vegan olmak mı? Mınçıka öğrenmek mi? Vegan olmak. Aynen. Mınçıka mı? Nunchaku mu? Nunchaku artık. Artık. Bruce Lee mi? Sıdkan'ın abisi Samim mi? Samim. Teşekkürler. Şimdilik başka sorum yok. Merhabalar. Simülasyonda bu aradalar. Durumlar yine kötüye gidiyor. Gün geçtikçe koşullar daha da ağırlaşıyor. 3 yıl vadeli tatil kredisi de nedir? Bu yaz yediğimiz hurmalar 3 yıl sonra mı tırmalar? Bu kadar gerilim ve sıkıntı varken bundan faydalanmaya çalışanlar, sözümüz size, yemezler. Yapmayın. Gündemde bu kadar fazla boş şey varken kafanızı gerçekten savaşlara, patlamalara ve pandemiye mi takıyorsunuz? Boş verin yahu. Teşekkürler. Bu Ankara Ankara Yersiz Sohbetler devam ediyor. Ankara'da yaşamak bir tercih mi, yönelim mi? Yönelim galiba benim için. Ankara'da doğdum. Burada büyüdüm. Gidecek bir yerim yoktu. Neden İstanbul'da yaşamayı tercih ettin? Yani işte sinema için Ankara çok uygun gelmedi. Bunu da burada çekim ekibi varken, söyle sinemacılar varken. İstanbul'a birkaç kere gittiğimde orada benim yaşımdaki insanların çok daha fazla imkanla, ya özellikle sosyal açıdan büyük imkanlarla yaşadıklarını, bir sürü şey öğrendiklerini fark edince ben de gitmeliyim diye düşündüm. Ama bir yandan da bunlar böyle çok bilinçli tercihler değil. İşte İstanbul'a gaza gelmeler mi?
Başka şeyim yok, tercihim yok. İşte yani Türkiye'de işte yüksek lisans deyince Kadir Has iyiydi. Oradan kabul aldım. İstanbul'da yani hayatta kalmak için o zaman stand-up'a başladın? Ben stand-up'ın böyle bir şey... Ben başladığımda 3 kişi, 4 kişi seyirci geliyordu. Ve hiçbir zaman bunun değişeceğini düşünmüyorum. O linçler falan da şaşırtıcı şeyler oldu bizim. Kimsenin YouTube'da bizim videolarımızı izleyeceğini... Hatta YouTube'a video koyacağımızı da düşünmüyorduk yani. O kendi aramızda takıldığımız, sohbet ettiğimiz bir şey. Buradaki jam session'lar gibi belki yani... Daha bu işi seven insanların ilgilendiği bir şey gibi düşünüyorum. En sevdiğin masal karakteri kimdi? Bu şey vardı ya, bir tane parmak çocuk mu vardı şey? Annesiyle babası bunun hakkında evlatlık aldığını bahsederken dinliyordu falan. Parmak çocuk. Niye böyle bir dram? Çok az masal okudum da geldi etkili yani deyince. Eyvallah. Saklanması falan garip gelmişti. Sevdiğin komedyenler kim? Ferhan Şensoy var direkt. O yani idolüm hep. İşte sürekli imza için bekliyordum falan. Çok heyecanlanıyordum bir gösterisine gittiğimde. Hatta direkt hani bu işi sevmemde ana etken odur. O ironisi falan daha önce karşılaşmadığım şeyler. Çocukken bile çok heyecanlandırıyordu. Onun dışında yine böyle artık arkadaşım sayılabilir. Belki de işte Uykusuz Penguen, oralardaki karikatüristlerin neredeyse hepsi etkilemişti. Yurt dışından Dave Chappelle var. O direkt örnek aldığım hani seyirciyle kurduğu ilişki, politik, didaktik materyalle günlük şeyi bağlaması falan. Teşekkürler. Vatikan Emekçileri Sendikası'nın sunduğu günah çıkarma başlıyor. Ben sana şimdi sorular soracağım. Bazı günahlara dair sorular soracağım. Senden dürüst cevaplar bekliyorum. Mümkün mü? Bakalım. Asla birlikte olmayacağım birine yüz verdiğin oldu mu? Yüz vermek. Böyle sorular sorabiliyor muyum? Açtıran. Yüz vermek ne demek? Gösterip vermediğin oldu mu? Olmuştu. Bile bile başkasının yaptığı kötülüğü sakladığın oldu mu? Oldu. Neydi? Aldatmalar, yalanlar falan olabilir. Başka arkadaşlarımın yaptı. Başka arkadaşlarıma başka arkadaşlarımın yaptı. Neden sakladın? Çok hakkım yok gibi geldi. Saklamadığım da oldu. Onlarda hep sıkıntı oldu. Benim başıma patladı. Hiçbir şey çaldın mı? Çok küçükken bir sakız aldığımı hatırlıyorum da annemler geri gönderip parasını ödettirmişti galiba. Ya o konularda hiç iyi değilim. Solcu musun? Solcuyum. Günah olarak görmüyorum onu. Teşekkürler. Film çekeceğim diye kandırdığın birileri oldu mu? Yok yani film bitireceğim diye kandırdığım insan olmuş olabilir mi? Film çekeceğim diye kandırdığım olmadı. Roast yaparken hırsa gelip çok ileri gittiğin sonrasında da utandığın laflar ettin mi? Ettim birkaç tane. Onlar internette yok şu anda. Zaten pişman olduğum için. Ama böyle ya şeyi yapıyordum hep roast yaparken. Gerçekten söylediğimde o kişi eve gidip ağlasa yani öyle kriterimi öyle koyuyordum. Öyle birkaç tane şey. Yani aslında komik olduğu sürece o sıkıntı değildi. Komik olmayan, direkt hakaret olan birkaç roast şakam vardı. Çok sarhoş olup utandığın şeyler yaptın mı? Yok. Ya kustum falan onlar. Galiba burada utandığın şeylere... İşe yaramıyor burada onlar. Yani. Yok yapma. Aha bir kere şey olmuştu ya Kadıköy'de daha o zaman İstanbul'da yaşamıyorken kuzenimle çok içmiştik. Dönüşte çok tuvaletimiz gelmişti ve çalılığa yapacakken bir evsiz birisinin yatıyormuş yerde. Yani yapmamıştım ama tam yapacağım sırada fark etmiştim. Orada yani çok kötü hissettim. Garip bir şekilde sanki benim suçummuş bütün dünya. Böyle ben içmişim ve başka bir dilencinin üstü böyle kötü bir şey karikatür gibi. Diyalogsuz karikatür gibi böyle politik karikatür. Orada kötü hissettim. O zaman bir kova yapak mıyla Ankara Ankara yer sohbetler devam ediyor. Şimdi kovadan karşılıklı olarak sorular çekeceğiz. Çektiğin soruyu kendin soruyorsun ve cevap vereceksin. Konuk olarak önce sen başlıyorsun. Kendime soruyorum. Evet. Cevap verdikten sonra bana da sorabilirsin. Okey, direkt okuyorum değil mi? Aynen. Şimdi geriye dönüp baktığında abi hakikaten sadece kız için yapmışım dediğin ama o sırada çok emin olduğun kararların var mı? Buraya baykuş sesi verebiliyor muyuz? Sizi önemsediğim için düşünüyorum şimdi. Uydurabilirim bir şey. Ya da yok diyebilirim. Ya şey olabilir. Daha önce gittiğim birkaç Avrupa şehrinde bir kız arkadaşımla tekrar gitmiştim. Ama yani öyle bir gelirim de yok ve salakça bir şey aslında. Ya başka bir şehre gidebilirdim. Bir daha da gidemedim sonra Euro patlayınca falan.
olabilir. O dönem çok emindim. Tekrar bir gitmek lazım. İlk gittiğimde çok acele gezmişim falan diye. Ama yine acele gezip hiçbir bok anlamadım. O vardı galiba. Sadece kız için. Evet yani kız arkadaşım. Öldüğünde en çok üzüldüğün ünlü kimdi? Yani biraz da galiba daha çocuk zamana denk geldiği için şey. Neşet Ertaş herhalde. Bayağı böyle Dikmen'de büyüyordum zaten. Zaten ortam çok ağlamaklıydı. Böyle bütün mahalle olarak ağlanıyordu zaten her şeye. Yani Neşet Ertaş'ın ölümü bayağı böyle sokaklara böyle rakı sofraların kurulacağı kadar büyük bir hüzüne sebebiyet vermişti. Onu hatırlıyorum yani. Neşet Ertaş'a galiba üzülmüştüm en çok. Açken yediğin en kötü saçma şey. Ya benim turşu ve yeşil soğan şeyim var. Bağımlılığım var. Aynı anda mı? Ha? Ya ikisinde oluyor bu. Böyle özellikle mesela son zamanlarda iyice azdı karantina döneminde. Böyle anksiyete basıyor. Mesela podcast yetiştirmem lazım. Yemek yemeye bile vaktim yok. Gidip yıkamadan yeşil soğanın hepsini yediğim oluyor. O sonra oturuyor, bir de gastrit var bende. Aynı evet, bu kadar da mide problemi olan birisin. Nasıl evet, oluyor yani? İkisi paradoks var. Neyse şu göbekle bana bu soruyu sormadığın için sevindim. Utanarak dinlediğin vazgeçilmez şarkı. Ankaralı Hakan'dan Narkotik Baskını Gibi Senin Aşkın, Yat Yere Yat Yere Yat Yat Yat. Allah belanı verecek senin. Ne neşe koydun ne de tat. Evet. Teşekkürler. Senin? Ya utanarak değil mi bilmiyorum. Son zamanlarda bayağı saygı ve sevgi duyarak dinlediğim ama çevremden çok değer görmeyen Patronla Ati 242'nin WhatsApp şarkısı var. Bu aşırı hoşuma gidiyor yani bilmiyorum. Sürekli açıyorum, dinliyorum. Son zamanlarda rap daha mı fazla dinlemeye başladın? Aslında rap dışındaki hiçbir şeyle çok ilişki kuramadım ama müzikle aram iyi değildir zaten. Çocukken dinliyordum, rap yazıyordum falan böyle. Söz daha baskın olduğu için mi? Evet evet, galiba öyle. Şeye çok kafam, kulağım yok herhalde yani, müzik kulağım. O şeyi çok anlayamıyorum, derinliği işte. Bazen diyorlar bu beat çok iyi, şu o kadar iyi değil, onu da anlamıyorum mesela sadece. Şöyle mesela, keyif yapmak için ayaklarını uzatıp bir Berlin Filarmoni çakmaz mısın? Yok, çakma. Kobay olarak birilerini kilitliyor musun? Sahne denemelerinde. Aa, evet. Ya ben bunu çok eskiden beri yapıyorum. Böyle şey konusunda aşırı şeffafım işte. Bir senaryo yazdığımda 30 kişiye bile gönderiyorum. Hepsinin fikirlerini alıp tek tek yazıyorum. Şakada da bu çok daha sık oluyor. Verdiğin paraya değmeyeceğini bildiğin gene de aldığın bir şey var mı? Evet ya. Evet yani. Çok yakın zamanda bir dolandırılma hikayem var. Bir telefon aldım, bozuldu, telefoncu onu geri aldı ve şu an telefoncu yok. Aa. Asla yok ve yani bakayım sorunun cevabı mı? Evet. Of, çok iyiymiş. Ve telefonlara genelde verdiğim paralar genelde yazık oluyor yani. Bozuluyor, kırılıyor hemen benim elimde bir de. Aynı kazandığın parayı İstanbul'da değil şu an Ankara'da kazanıyor olsan durumlar nasıl olurdu? Ben... Ev almış mıydın? Ha yok canım. Ya 3 aydır falan para kazanıyorum bak karantina. İnsanlar böyle düşünüyor şu anda seninle ilgili. Aa yok. Aa fena kazanmıyorum yani, evet. İyi kazanıyorum. Ya şey, en çok sevdiğim şey para kazanma, bahsetmeyi de seviyorum. Çünkü işte benim lisedeki sıra arkadaşlarım hepsi yüksek paralarla maaş alıyorlardı ve böyle benim işin tek dezavantajı şey gibiydi işte. Yani sürüneceksin hayatın boyu. O orada bir eşitlik yakalanınca komik geldi. Yani onlar çünkü çoğu sanatla ilgilenen insanlardı. Çok erken salıp işte gitar çalmayı bırakıp şimdi Rocket Sound'a işte füze yapıyorlar falan filan. O para için o yaptıkları şeyi o kadar da işleyen bir şey değilmiş. O tezi çürütmek hoşuma gidiyor. O yüzden şeyi seviyorum yani, ben bu ay şu kadar kazandım falan filan demiyor. Ama hiç harcarken çok çıkmıyor. Ev alacak bir şeyim de yok. Bedelliği belki kendi paramla ödeyebilirim o kadar. Hiç çıplak denize girdin mi? Yok, girmedim. Sen? Girdim. Ben önceki bölümlerde söyledim. Nude atmadım ama götümün gözükmesine şey diyeyim, gergin değilim yani. Ona okeyim. Ben denizle ilişkim yok belki o yüzden. Sen kabak falan oralara gidiyorsun zaten orada. Ya bu bir yalan. Kabak'ta bir yaz sadece çalışmak zorunda kaldım. Adım Kabak Muhtarı'na çıktı. Öyle bir şey yok yani. Okey. Zaten yani çıplak denize Kabak'ta girilmez yani. Ona çok da gerek yok yani. Daha sessiz, sakin yerlerde. İşte Tekirova tarafında falan insanların da olmadığı. Hmm. Çünkü sonuç itibariyle benim için bir keyif olabilir ama başkalarına zulüm olmasın. Evet, evet. Yani. Cezası var, teşhircilik. Oradan bakmamıştım mevzuya ama. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Çok iyi. Neden kahkahalar? Neden kahkahalar?
Yani yönetmenin Deniz'i kabartmaya çalışmasına kahkahalar. Deniz'in hiçbir soruyu... Kenara çekmiş gördüm. Gördüm. Ankara yer sohbetler devam ediyor. Mesir yerseniz kendinizi zinde hissedersiniz. Mesir macunu yedin mi daha önce hiç? Yedim. Şu küçükken şeyde okulların önünde sattıkları macun mesir macunu. Yok. O renkli macun. Macunlar. Renk macunu. Yok bu şey yani işte yiyorsun. Aganigi naganigi işte cinsel kuvvet arttırıcı bilmem ne diye yıllardır pazarlıyorlar ya. Oysa ki diş dolgusu söken bir şey yani yediğin zaman. Evet evet. Ben onlar değilse yemedim. Yok özel olarak mesir macun. Son zamanlarda böyle aklına kalan mutlu olduğun bir anın ya da anın var mı? Bir kere şey olmuştu ya o çok hoşuma gitmişti. Böyle saçma sapan bir bizim Kadir Has varoş bir yerde. Varoş da değil de böyle Fatih, Haliç'in oralarda. Ve gece yürürken gasp falan oluyor işte. Tinerciler oluyor genelde. Öyle bir yerde giderken bir tane böyle ışık geliyordu suratıma. Sokak ışığı. Ya böyle keşke fotoğrafım olsa falan diye düşünmüştüm. Böyle bir iyi hissettim neden bilmiyorum. Sonra bir tane kadın gelip ellerimi tutup sen çok güzelsin kendine iyi bak. İşte hiç üzülme kendini üzme falan deyip gitti böyle çok. Bir daha alakası varoşta yürüyorken böyle gasp mı edeceğim diye düşünürken tam tersi bir film senaryosu. Öyle bir şey. Kadın da çok güzeldi bu arada. Böyle 50 yaşında falan da ama şeydi yani değişik bir Yeşilçam yıldızı şeyi var. Bazen düşünüyorum İstanbul galiba bu yüzden İstanbul ya Ankara'da böyle şeyler oluyor mu diye düşünüyorum da galiba. Evet evet. Ankara çok doğrucu ya bir yandan da. Ankara'da bu bile olmazmış gibi aslında. Evet kimse iletişim kurmuyor zaten. Kavga çıkınca da direkt gelişiyorlar birbirine. Mesela İstanbul'da o şey çok gördüm ben metroda birbirlerine sen şerefsizsin falan diyordu. Hayır sen şerefsizsin. Böyle sakin sakin bir süre konuşup helalleşip çıkıyorlar falan. Bir yandan da alışıyor insanlar herhalde. O zıtlık işte kozmopolit yapı falan. İstanbul'un sence en iyi tarafı ne? En hoşuna giden özellikle buradan gittikten sonra. Aa buymuş dediğin var mı? Ya böyle çok şehir hissi var ya. Bilmiyorum direkt bunun akademik bir şeyi var mı da. Ankara'da hiç hissetmediğim bir şey var. Mimarisinde de o çarpıklığını falan da seviyorum. Her mahallesinin böyle gezmeyi şey yapan, heveslendiren bir şey var. Böyle binaların hepsi garip. Çarpıklıklar da öyle. Eski binalar da öyle. Onun dışında işte şeyi falan çok seviyorum. Mesela metrobüse biniyor insanlar. Böyle bok gibi hepsi mutsuz suratlar bok gibi. Ama böyle Boğaz'a geldiğinde bir hemen bir story'e geçiyorlar, mutlu oluyorlar. Böyle bir iki dakikalık da olsa böyle dünyanın işte yani doğal açıdan, doğal güzellik açısından güzel bir yerinde yaşadıklarını hatırlayıp sonra tekrar böyle bok gibi şeye dönüyorlar. Onu izlemeyi seviyorum. Yani insanlar izlemeyi seviyorum. İstanbul'un galiba iyi tarafı dediğin yerden geliyor aklıma. Yani kendini çok rahat kaybedebildiğin, kaybolabildiğin bir yer olması. Ankara'da kaybolmak çok zor. Yani işte nereye gitsen bir şekilde bir iz yakalar seni bulur. Bir tanıdık, bir bağlantı. Ama İstanbul'da kaybolmak istersen, gerçekten kimseyi görmek istemezsen bu mümkünmüş gibi. Evet, evet. Anonim olmak. Tamam. Teşekkürler Deniz. Bizden bu gecelik bu kadar. Ben teşekkür ederim. Sarılacak. Bırakam 212'den ara. O yakayla bu yaka ayrı. Dik ve kıyaka, beyaz çorap fiyaka. Politika riyakar da komün hala hayatta. Bilhassa sokakta yeah. İmkan olsa ok atacağız da idare eden tokatla. Argo jargon yumruk ve çok az jazz.